Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bu modelimizi bir önceki videoda buraya kadar örmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni gören arkadaşlar için şöyle şablonu göstereyim. Şu şekilde bir model olacak. Bu şablondan da takip ederek santrum. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci bölümün linkini de hemen videonun altında açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Burada bırakmıştık birleştirip. Şimdi aynen buradan devam ediyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık. Buraya yine bir tane tırabzan yapıyoruz. Evet, 2 trabzan yaptım. Şimdi kaç tane zincirimiz var? 3 tane zincirimiz var. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki 3 trabzan üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Ortadaki boşluğa 1 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapalım. 2 ve 3. Bu şekilde tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İkili trabzanımız aynı şekilde devam ediyor. 2 tane trabzan. 1 2 1 2 3 tane zincir. 3 tane tekrar buraya trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir. Ortaya 1 tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Ve tekrar 3 tane trabzan. Evet. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Aynı şekilde örerek şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örerek geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bu 2 trabzanın ilk trabzanına ipimizi birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu birinci trabzanımız. Bir sonrakine giriyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Buraya kadar 3'tü. Evet, 2 zincir çekiyoruz. Yine bu 3 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3 Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Şu ortada yaptığımız 1 trabzan üzerine batarak 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 Hep aynı yere batıyoruz. Bu şekilde 5 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Tığımızı doladık. Buraya yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Altta da 3 trabzanımız var zaten. Üzerine de 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar. Şimdi burada 2 zincir. 2 tane trabzan. 1 2 Tekrar 2 zincir.
Bir tane daha yapalım. Buraya 3 tane trabzan. Pardon. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir. Tek trabzanın üzerine 5 tane trabzan. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tane zincir, tekrar geliyoruz buraya. 3 trabzan yapıyoruz. 2 tamamladık. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Şimdi dönelim ve başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örelim arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Aynı şekilde örerek başlangıç noktasına kadar geldik. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz ve ilk trabzanımızın tepesini aynı şekilde birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bu birinci trabzanımız. Hemen ikinci yanına yapıyorum. 2. Burada 2 zincir çekmiştik. Şimdi 1 tane zincir çekiyoruz. 1 zincir ve geliyoruz buraya. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Evet, 3 tane trabzan ve şimdi neredeyse, hemen şöyle ona bakalım. Şurada bir zincir çektik. Şimdi 3 trabzanı yaptık. 3 zincir ve tekrar 3 trabzan yapacağız. Evet. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şurada 5 tane trabzan yapmıştık arkadaşlar. Bakın, burada ilk trabzanın tepesine batıyoruz. 1 Bir sonrakine batıyoruz. 2 Bir sonrakine batıyoruz. Ve 3 3 tane trabzan yaptık. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar burada en son battığımız yere, en son trabzanı yaptığımız yere tekrar batıyorum. Ve 1 diyorum. Yine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bu kenardaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 şekilde bir tane zincir çekiyoruz şimdi. Bir zincir. Yine 2 tane trabzanımızı aynı şekilde yapıyoruz. 1 2 Tekrar bir zincir. Diğer köşeye gidiyoruz. 1 3 tane trabzanımızı yapıyoruz önce. 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir. 5 trabzanın üzerine toplamda 6 trabzan yapacağız. Önce 3 tanesini yapıyoruz sırayla. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Toplam 6 tane trabzan yapmış olduk. 1 2 3 tane zincir.
Evet, bugün ipimle biraz mücadele veriyorum arkadaşlar. Sürekli bir etrafta dolanma olayı var. 3 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Bir zincir çekip 2 tane trabzanımızı yapacağız şimdi. Bu şekilde bir sıra daha dolanıyoruz. Ve başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Geliyoruz, bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde ilk trabzanımızı batarak birleştirelim. Tekrar 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Bu birinci trabzanımız. İkinciyi yapıyorum hemen yanına. 2. Artık burada zincir çekmiyoruz. Zincir çekmeden şurada 2 çektik, burada 1 çektik. Direkt tığımızı dolayıp 3 tane trabzanı yapıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde arada zincir çekmeden geçiyoruz bu tarafa. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyorum. İki ve 3. Şimdi 3 zincir. 3. Ortadaki boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir ve kenardaki 3 trabzanın üzerine 3 tane trabzan. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar buradan. 1, 2, 3 zincir. Hemen kenardaki 3 trabzanı da yapalım. 1, 2, 3. Evet, geldik buraya. Tığımızı doluyoruz zincir çekmeden. Buradaki 2 tane trabzanımızı da yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar zincir çekmiyoruz yine bu tarafta da. Yine 3 tane trabzan üzerine geçiyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde arada şu aralarda zincir çekmeden ilerledik. Evet, şimdi buraya geldiğimizde 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir. Ortaya bir trabzan. Tekrar 3 tane zincir ve kenardaki 3 tane trabzanı yapıyorum. 1 2 3. Evet. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi şurada tabii 3 tane yine zincir çekiyoruz. Şurayı tamamlayalım. 3 tane zincir, 3 tane trabzan. 1 2 3. Evet. Burada zincir çekmeden ikiliyi yapıyoruz. Tekrar zincir çekmeden üçlü 3 tane trabzanı yapıyoruz. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde örerek gelelim. Evet, tekrar geldim başlangıç noktasına. Şimdi zincir çekmeden yine buradaki ilk trabzanımızın tepesine birleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada evet 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın üzerine geliyorum. Şöyle 2 çektim, bıraktım. Bakın buraya. Tığımı doladım.
Bir sonraki trabzanın üzerine geliyorum. 1, 2, 3'ünü birlikte topladım. Sonra 2 tane tekrar buraya trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Evet. Buradan şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki 3 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Şu ortada yaptığımız bir trabzanın üzerine şimdi 4 tane trabzan yapacağız. Bakalım, evet, 4 tane. Aralarda 2 tane zincir çekerek. Şimdi bir daha kontrol edelim. 2 mi çekilmiş? Evet. 2 tane zincir çekiyoruz buralarda şimdi. Bir trabzan, 2 zincir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. 2 zincir. Tekrar batıyoruz. Bir trabzan, 3 oldu. 2 zincir, tekrar bir trabzan, 4 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum tekrar buradaki 3 trabzanı yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3 Şimdi 3'ünü yaptıktan sonra tığımı bir kez doluyorum. Yine sırayla her yuvaya batmaya devam edeceğiz. 1 2 çekiyorum, tığda bırakıyorum. Bir sonrakine geldim. 1 2 çekiyorum, tığda bırakıyorum. Bir sonrakine geldim. 1 2 çektim. Şimdi 4 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra 2 yuvam daha var. Buraya da aynı şekilde normal 2 tane trabzan yaparak şöyle toparlıyorum. Evet, bu sıramızda böyle devam edecek arkadaşlar. Şu orta kısmı böyle toparlıyoruz. Burada da tekli trabzanın üzerine, yani şuraya geldiğimizde şu aralarımız 3 zincir zaten. Burada da 3'er zincirimiz var. Tekli trabzanın üzerine geliyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekerek bu orta kısmı da bu şekilde toparlayarak devam ediyoruz. Böyle başlangıç noktasına kadar tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi sona geldim. Bakın, şuradan başlamıştık, üçünü beraber toplamıştık. Şimdi 3 tane trabzanı yapıyoruz. Yine tam şuradan şu 3 ilmeği birlikte topladığımız yerin tepesine batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi buraya kadar örelim. Şöyle göstereyim nasıl göründüğünü de. Buraya kadar örelim. Bir sonraki bölümde örmeye devam edelim. Şuradaki çizgileri çıkarmış olduk. Kaçıncı sırayı yapmış olduk? 13. sırayı yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle. Bakın. 13. sırayı tamamladık. 14. sıraya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 sıramız kaldı. Tabi model büyüdükçe dönerken zaman alıyor. Şimdi buraya kadar örelim. Bundan sonrasını bir sonraki bölümde tekrar birlikte örmeye devam edelim. Evet, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel oluyor. Şablonun ölçüleri gayet normal. Bakın, hiçbir gerdirme ya da marullanma yok. Gayet düzgün ilerliyor. Evet, şimdi benim ipim az kaldı. İnşallah modeli aynı renkli bitirebilirim. Eğer ipim yetmezse farklı renkli yine tabii yapılışını birlikte öreceğiz. Aynı tonu bulabilecek miyim bilmiyorum.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.